Herkese merhaba arkadaşlar. 5 Yıldız Futbol'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere şampiyon olmuştuk geçen bölümde ve ara geçişleri yapacağız. Yani sezon geçişini yapacağız. Şöyle hızlı bir şekilde günümüzü ilerletelim artık. Ee, şampiyon olduğumuz sezonun arkasından böyle kısa bir değerlendirme şey olacak. Bu video biraz uzun olur herhalde. Sezon hani bir 30-40 gün falan ilerlemeyi düşünüyorum. Sezon açılışına kala işte bu transfer videosu belki olabilir. Yani bundan sonraki video transfer videosu olabilir veya bu bu video içinde de ee, şey transfer görüşmeleri gerçekleştirebilirim. Mustafa Muhammed ile anlaşmıştık zaten geçen bölümde. Trabzon Feneri 4-3 yenerek kupayı müzesine götürmüş. Gayet güzel. Abdülkadir Ömür'ü aslında transfer etmek istiyorum ama 30 milyondan aşağı vermezler. Tam 30 milyon. Ee, 30 milyon çıkartıp veremeyiz. Yani bir Anadolu, tak Anadolu takımı değil de Türkiye içerisinden veremeyiz. Yani o kadar parayı. Emrak Baba ve Şener Özbayraklı. Şimdi oyuncu arama kısmında Bakalım takip listemizde kimler var. Bir tek Felix Pesleki bırakmıştım ben burada. Ee, ancak seneye Getson aramızda olmayacağı için güzel bir orta saha oyuncusu da bakmak istiyorum. Ee, değer çok olmasın. Şöyle kalsın sözleşme durumu sona eriyor diyelim. Ee, sözleşmesi sona eren oyunculardan hiç bakmadık. Ancak kalsın biz bonservisli transfer yapalım. Kulübü yok değil. Son ermiş olunca ne oluyor? Tamam tümü diyelim. Transfer durumu transfer listesinde olsun. Transfer listesinde yokmuş. O zaman normal birkaç oyuncu bakalım. Antonio bu adamı yedirmezler. Biraz e, piyasa değeri bakımından bir de hava hakimiyeti olmasın. He. Onu ayarlamayı unuttuk. Şimdi Puyik. yalnızca ilgilenenler. Okey. Antonio dediğim gibi yine yedirmezler. Berner de olabilir. Gibbs White yok. Bakalım ne kadar istiyor? Ona göre bir şey yapacağız. 30 milyon istiyor. Orkun Kökçü Feyenoord'dan. Çikal o zaten bizdeki oyuncu. Bu Çikal gibi düzgün bir transfer yapmak istiyorum. Amadou, Onana. Bakalım ne kadara verecekler? 26,5. buçuk. Hmm. Bir gözlemletirelim. Crimes, Kobeldein, hmm. bunu ne kadara verirler? Bunu 18 milyona, 19 yaşında güzel orta saha transferi olabilir. Lewis Travis yok. Böyle 20 yaşında falan olsun, en fazla 22 yaşında mesela böyle bir oyuncu olsun olacaksa, bakayım bunu ne kadara verirsiniz? 21 milyon çokmuş. 21 yaşında şöyle long staff var. Scott Robertson, Taylor, Lewis Cook, yaratıcılık, defansif oyun kurucu. liberomuz var şu an. Melendo, pas karar alma hareketlilik bakımından gayet iyi ofansif oyun kurucu özelliğinde. 12 buçuk. Bunu da takip listesine alalım. Şu an için 3 veya 4 ortası almış olmamız gerekiyor. O 3 dördünden birini transfer ederiz. Ama du Onana 4 yıldız potansiyeli var. Ancak 30 milyon gibi bir ücret talep ediyorlar. Bakalım. 78 gün kalmış sezon başına. Sezon başı için bu arada hazırlık maçları da ay ayarlayacağım. Şu an bir şey bitsin. Yoğun bir hazırlık maçı kampı geçireceğiz. Niye derseniz şöyle şimdi dostluk maçı ayarladıyım. Uygun olan kulüplere bakalım. Şu an kadroda mesela taktikler olarak baktığımız zaman gayet iyi bir 11'imiz var. Şöyle bakalım. Sol kanatta Onyekuru bizim. Muhammed bizim. Ee, bizim olan oyuncularla güzel bir 11 kurulabiliyor. Bence gayet. Sabek için paslak alırsak, bir de işte düzgün bir mesela dostluk maçı ayarlayalım. Şimdi kimle ayarlayalım? Ee, i̇ki maç, iki gün arayla böyle dostluk maçları önemli çünkü İtibarı yüksek bir kulüple mesela bununla ayarlayalım. Ardından iki gün sonra hemen e, Şivasla, ardından işte biraz dinlendirelim oyuncuları Liverpoolla. Liverpool çok ee, çok güçlü bir rakipli olmasın da hani Olimpik Marsilya ile mesela ayarlayalım. Mesela Liverpool'la evimizde oynayalım. Hazırlık karşılaşma bunlar önemli şeyler. Ee, gelir elde etmek ve sonraki sezonun başında Hacı menajerinin yol göstericiliğini takdir ediyor. Gayet güzel. Hacı ayın oyuncusu ödülünü kazandı. Ve transferlerle mali durum biraz düşük. Hazırlık maçlarını direkt simüle ettireceğim. Yani kendim şey yapmayacağım, oynatmayacağım. Hazırlık maçlarının kontrolünü üstleniyor diyor. Tamam, güzel. Bakalım ne kadar galip gelmişiz. 1-0 yenmişiz deplasmanda. Şivas karşısında Josh Sargent kırmızı kart görmüş 25. dakikada. Sıkıntı yok da bu adamlar niye böyle garip garip dizilişler yapıyor ya. Olimpik Marsilya ile oynayacağız. Yani takımı çok boş bırakmayacağız. Kondisyon olarak üst seviyelere getirmeye çalışacağız takımı. Yani sürekli hazırlık maçı, sürekli hazırlık maçı alacağız. Ve güçlü rakiplerle alacağız. Bir de evimizde alırsak daha iyi olur. Mesela Zenit evimizde oynayalım. Mesela hazırlık maçı... Uygun bir tarih yok gibi var da e, bakarız sonra. Hazirandan sonra işte aydan milli takımdan dönünce insanlar bizim oyuncularımız milli takımdan dönünce yavaş yavaş hazırlık karşılaşmalarına başlayacağız. E, Billy Gilmore dil becerilerini geliştirmiş ancak e, Gilmore'un performansını da çok beğenmedim açıkçası orta sağ olarak. Yani daha genç falan gelişebilir falan ama yani çok beğenmedim. Cidden çok beğenmedim. Getson'u alabilirsek iyi de Getson'u alamayacağız. Halil Dervişoğlu'nun Cagne'nin kirası bitti. Razvan Mari'nin kirası bitti. Bakayım. Sözleşmesinde Cagliari'ye transfer olacakmış. Bu marini alabilseydik çok iyiydi de yapacak bir şey yok. Dalberg kalecinin şeyi bitmiş ancak gerek yok. Galatasaray başa baş bir geçen mücadele. Olimpik Marsilya'yı deplasmanda yenmişiz. Gayet güzel bu hazırlık karşılaşmaları önemli. Liverpool tarafından hazırlanan Muhammed o falan. Oyuncu istatistiklerini güncelliyor. Şu an bu güncelleme biraz uzun sürebiliyor. Bakalım ben durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar dediğim gibi biraz uzun sürdü. Ancak en sonunda mali durum incelemesi falan yaptığında uzun sürüyor baya. Fernandez Tura'nın akıl hocalığı olarak diyor da Getson'u da tekrar alamıyoruz. Bakalım Getson'u için 33 milyon belki deneriz. Ömer Bayram için 2,5 milyon Tamam. Zaragoza'ya 2,5 milyon euro karşılığında sezon başlangıcında tamamlanacakmış. Güzel. Liverpool ile evimizde oynamışız ve o kadar da şey değil. Yani sıkıntılı bir skorla da kaybetmemişiz. Liverpool'un oyuncularına baktığımız zaman Shakiri Şakir için 22,5 milyon euro. Şakir'i de alınabilir. Kanat rotasyonuna Wine aldım. O. Oh. Ama yüksek maaşlı oyuncular genelde hiç katkı sağlamıyor. O yüzden ben hem genç hem de böyle bilinmeyen scout transferlerine yöneleceğim. Yani gerek yok şu anlık. Şimdi bu aralar şey olduğu için Southampton Enlulu'yu kiralamak için bir teklif yapmış. Ancak bizim daha yok. Enlulu aslında kiralık değil de biz katsak kadromuza ne güzel olurdu değil mi? 8 milyon. 8 milyon aslında bakacağız. Gibbs White orta saha. Ya adamların kiralama sezonu açıldı. Felix Perslek. Hayır hayır onu salma Dortmund. Dortmund Perslek'i salma sakın. O benim oyuncum. Ya hayır dünyada sabek oyuncusu mu kalmadı? Gidin başka bir sabek alın ya. Salın benim Perslek'i. Kabul etti. Kabul etti. Kabul etti. Ya kabul etti. Yapma ya. Ya Peslek benimdi işte. Pesleği ben alacaktım. Peslek Burnley'e gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bizim kiralama sezonu açılmadı. Gitti. Burnley de aldı yani Pesleği oradan. Yani yapacak bir şey yok. Yeni bir oyuncu bakacağız. Zaten oyuncu buluruz her türlü. Lines 2 hafta boyunca forma giyemeyecekmiş. Bakalım evimizde dostluk maçı ayarlayabilirsek iyi. Atletico Madrid'le evimizde oynayacağız. Şöyle yoğun bir şey çizeceğim. Liverpool'la evimizde oynayacağız. Paris Saint-Germain'le evimizde oynayacağız. Juventus'la evimizde oynayacağız. Şöyle büyük büyük ekiplerle evimizde bir oynayalım. Peter Shures. Yani benim bütün oyuncuları alıyorlar tek tek. Ve Atletico Madrid'i e evimizde yenmişiz. Çok garip. De La Fuente'nin kiralık listesi bitti. Bakalım inşallah kimse almadan e, kiralayabiliriz. Satmayı düşünmediğini söylemiş. Arda Turan tamamladı. Billy Gilmore gitti. Sargent gitti. Omar Rekik. Bu adam kim? Stopermiş. Bakalım ne kadar istiyorsunuz. Kiraya verme eğiliminde. Güzel. Bakarız ona. Dur. Ha tamam. Şimdi yeni sezon başlayınca ben e, şey yapacağım. Durduracağım videoyu. Çünkü bu da bayağı uzun sürüyor. Heh, evet arkadaşlar. Geldik. Bugün lig başladı. Transfer bütçesi falan gelecek vaat eden mezunlar bakalım kimler gelecek mezun akademisinden genç futbolculara kulüpler gençlerini serbest bırakıyormuş. 16 yaşında Baxman gerek yok. Gençler serbest bırakılıyormuş. Gökay Güney. Kim bu? Stoper. Ancak antrenör raporuna bakalım. E, çok da değil yani gönder direkt beleşe falan. Ajax oyuncusu Peter Schurz e, oldu. Marka Omar ve Hacı sezona iyi başlayacağından emin görünüyor diyor. Gayet güzel. Mustafa bir ay boyunca sağlardan uzak kalacakmış. Kıl payı evimizde Liverpool'a kaybetmişiz. Ve şimdi seri seri büyük takımlarla dostluk maçı oynayacağız. Evimizde oynamaya gayret gösteriyoruz. Ee, Inter oynayalım. Başka da bir tarih yok zaten. Bandırma Spor'a Gökay Güney sattık. Sözleşmesinde %20 şey yokmuş. Neyse kalsın bakalım. Bandırmaya gitsin. PSG karşısında 4-0'lık bir yenilgi almışız. Çıkal'da o yeni bir dil öğrenmek istemiyormuş. Ee, sıkıntı biraz. Ama çok da değil yani. Oyuncu kariyer istatistiklerini güncelliyor. Mali durum incelemesi yapıyorsa sıkıntı diyecektim ki hemen şey oldu. Poveda döndü. Sürpriz takım Zebre ile yaptı. 2 2 beraberliğe kalarak çok güzel çıkıldı ve Cagne Cagne de atmış Dortmund Inter Valencia Gaziantep hmm. Ee, Başakşehir'le olan dostluk maçını iptal edelim Gaziantep'li olan dostluk maçını iptal edelim Valencia ile de olan dostluk maçını iptal edelim ben evimde full böyle oynamak istiyorum yani evimde oynayacağım Önemli olan gelir elde etmek. Şöyle evimizde Chelsea ile falan gel zaman geldikçe ayarlarız zaten. Lines antrenmanlara başladı. Bizde transfer sezonu ne zaman açılacak? Haziran olmuş yani daha transfer sezonu açılmamış, bütçe belirlenmemiş. Oyun baya garip. Haziran bitiyor. Temmuz geldi yani. Temmuz'un sonu neredeyse. Henry Onyekuru'nun golü. Haci'nin golüyle Borussia Dortmund'da bir bir berabere kalıyoruz. Ancak Erling Haaland'ın attığı şey. Attığı goller. Inter'le evimizde oynayacağız. Fatih Terim futbol menajerliğinden emekli olmuş. Vay anasını. Emre Akbaba kulüpten ayrılıyor. Güle güle. 3-0 Inter'i yenmişiz. Yani biz böyle gidersek herhalde dünya devlerinin hepsini deviriyoruz tek tek. Andrew Looney'nin kiralık süresi bitmiş. Koba Lane. Yok ya kiralamayız herhalde. Bakın transfer için bir bütçe gelirse bir şeyler yapacağız. Onyekur'un kira süresi bitti. yakuruyu almadık mı biz? E tamam gelecek transfer. Sekidika'nın kira süresi bitti. Bakalım Sekidika'ya Sekidika'yı da belki kullanırız. Bakalım. Batuhan Şen, Abdüsamet, Atalay Babacan, Emirenci, Recep Gül, Yunus Akgün. Yunus Akgün de gayet güzel bir kanat oyuncusu. Onu da rotasyonda değerlendirebiliriz. Ali Yavuz, Kol aynı şekilde santrafor olarak çok güzel bir golcü. Berk Balaban kaleci olarak çok beğenmesem de yine de iyi. Emin Bayram aynı şekilde stoperde güzel. Antrenör raporuna baktığımız zaman 4 yıldızlı bir potansiyeli var. Marcelo Saracchi'nin kira süresi bitmiş. Kiralık olarak sezon sonuna kadar. A Saracchi'yi de kiralayamıyoruz. Sıçtık. Getson için fiyat soruşturuyoruz. 26 milyon. 26 milyonsa iyi bu arada. Kesin alırız. Ya kesin demeyeyim. Felix pesleke de öyle dedik. Adamı alamadık. Yani bir bütçe belirleyin artık yönetim de. Bir para verin de. Çıkal Çikaldao yani Ömer Bayram falan atıyor. Yani çok garip şeyler oluyor şu an. Barcelona ile falan evimizde berabere kalıyoruz. Yani ki A Konrad De la Fuente. Şimdi Konrad'ı alırsak Yunus Akgün'ü oynatamayız. Yunus Akgün'ü oynatmak istiyorum ama kanatta. Ee, Konrad'ın çok fazla katkısı oluyordu. Cagne kulüpleri önerelim. 3 milyon veren alsın Cagney'i. Enron Yakuru'nun transferi tamamlandı. Mustafa Muhammed transferi yaptı mı? Ne? Zaragoza Ömer Bayram satıldı. Takımın berbat formu mu? Olum hazırlık maçı lan. Enron Yekuru transferini tamamladık. 7 numarayı verelim. Zaragoza Ömer Bayram'ı transfer etti. Mopay Manchester United yine yani çok garip. Men Herkesle 2-2 berabere kalıyoruz değil mi bu ara? Baksana. 2-2, 2-2, 2-2. Chelsea ile de evimizde hazırlık maçı yapacağız. Chelsea ile de 2-2 beraber kalıyoruz demek ki. Bakalım bölüm kaç dakika olmuş? 20 dakika oldu. Bu hazırlık kampı birazcık işte bu video öyle geçecek. Hazırlık, hazırlık maçı falan. Yani bütçe zengin diyor ama 10 milyon falan bütçe var yani. Rapora bakalım. Back sol defansif orta saha merkez. Santrafor yok. Sağ kanat yok. E tamam. 115 milyon mu? Ne? 115 çok değil mi? Bir dakika lan ayarlardan şey açık mı? Ayrıcalıklardan. Ha, para babası açıkmış. Para babasını kapatalım bir. Aa, onu açmayacaktık değil mi? O açıkmış. Ben açmadım ki onu. Gerçi para babası açık olsa da bir şey fark etmiyor ki. Zengin hani yatırım matırım gelmesi lazım. Direkt 115 milyon euro mu? E çok iyi. Bence gayet müthiş. Çünkü para babası özelliğinde şey oluyordu. Hem 115 milyon değil 300-400 milyon civarı bir para veriliyordu. Hem de şey Neydi onun adı? Bir imza falan geliyordu. Bir kulüp sizle sponsor olmak istiyor diye. O zaman bakalım. iyi bir oyuncu alalım. Ben demek ki açmamışım. Getson'u alalım. Allah Allah. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz için büyük ihtimalle böyle. Merkez orta sahada Getson. Sadece ilgileneni kapatmamız mı gerekiyor? fiyat soruşturuluyor. 26 milyon. Şöyle sonraki satıştan payı kapatıp 23 milyon. Sonraki satıştan 25 milyon verebiliriz. 28 milyon verip sonraki satıştan pay vermeyelim. 26 milyona tamamız. Ee, %20 tamam. 26 milyon verdik. 3-1 yendik. Cagne de atıyor. Baya gözüme girdi sanki Cagne de. Satmasak mı acaba? 41 gün var Denizli spor maçına. 2.4 milyon imza parası bekliyormuş. Cagne rotasyon alacağız. Minimum serbest kalmayı 40 milyon belirleyeceğim. 1.66 milyonu da minimum serbest kalma ücreti belirlenmedi mi? 1. Az bir maaşa ikna ettik sanırım. Bartu Elmaz güle güle. Fernandez. Hoş geldin. Çıkal Dao transferi şimdilik kalsın. Dostluk maçı ayarlayacağız. Inter'le Milan'la oynayamıyoruz. Liverpool'la Bayern değil Dortmund'la evimizde. Evimizde oynamak önemli bu arada. ile oynayalım. Ee, şimdi taktiklere girelim. Önce bir oyuncularımıza bakmakta fayda var. Şimdi Taylan marka uy koyuyorum. E, ee, Muslera değil Okoye kalede. Muslera değil Muslera değil yani. Okoye bence çok daha iyi kaleci Muslera'dan. Ya oyunda öyle. Gerçekte değil tabii ki de. Oyunda öyle yani. Şimdi Onyekuru'yu şöyle Bir dakika lan. Şimdi bizim ne kadar transfer bütçemiz var? Libero'da Taylan kalsın. Orta saha çıkaldı o Fernandez. Bozmayacağım. Sağ kanat Hacı. Forvet. Şimdi Forvet Jagne. Cagne Jagne. yani. Bakalım. Güven veriyor mu? Cagne'yi izlemem lazım. Ama transfer etmemiz de lazım. Mustafa Muhammed Sakat kiralık gitmenin bir hata olduğunu düşünüyor. Inter maçında oynamayacağı için sinirli. Ee, gerek yok o zaman şeyi almaya. Bize bir santrafor lazım. Sol bek lazım. Omar var sağ bekte. Sağ bek şimdilik Omar iyi bence. Omar kalsın. Bize kesinlikle sol bek ve santrafor lazım. Şimdi sol bek alalım. Sol bek transferi için birkaç gözlemleme yapacağım. Alfonso Davis o ilgili demişti sadece ama bakalım ne kadar istiyor? 125 milyon. Tabi alsak iyi de ya alamayız. 19-25 sıfırlan 21 yaş arası. Nuno Mendes geç biraz da çok yüksek olmasın. McCallum ya yani öyle bir sol bek almamız lazım ki bize böyle uzun yıllar idare edebilecek bir sol bek. Saracchi'yi geri alsak ki bence gayet iyiydi Saracchi. 19.25 sadece ilgilenen dersek Saracchi ilgilenmiyor bizle. 11.5 milyon değeri var. 17.5 milyon değerindeki teklifleri kabul ediyor. 19 milyon. 20 milyon verip alalım. Ee, Saratçı bize uzun yıllar herhalde alırız. Getson'a 83 numarayı vereceğiz. Saratçı 6 milyon. Saratçı ne yapıyorsun? Oğlum biz Saratçı'ya o kadar parayı veremeyiz ki. Oğlum adam 6 milyon euro istiyor lan. Şaka gibi. Ee, neyse arkadaşlar. Bölümü bitirelim burada. Sonraki videoda tamamen transfer odaklı bir seri olacak. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.